Merhabalar, bugün sizlere kafatası hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kafatası, omurgalılarda kafayı oluşturan kemikli bir yapıdır. Yüzün yapılarını destekler ve beyin için koruyucu bir boşluk sağlar. Kafatasının işlevleri arasında beynin korunması, stereoskopik görmeye izin vermek için gözler arasındaki mesafenin sabitlenmesi ve seslerin yönü ve mesafesinin ses lokalizasyonunu sağlamak için kulakların pozisyonunun sabitlenmesi yer alır. Toynaklı memeliler gibi bazı hayvanlarda, kafatasının ayrıca boynuzlar için yuva sağlayarak savunma işlevi vardır. İnsan kafatası, 8 farklı kemikten oluşmuştur. Kafatasının kemik yapısı kendine özgüdür. Kemiklerin birleşim noktaları girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Nedeni ise kafatası kemiklerinin birleşim noktalarının birbirine geçebilecek şekilde tasarlanmış olmasındandır. Kafatasında sadece çene kemiği oynar, diğer kemikler oynamaz. Erişkin bir bireyde oldukça sert ve güçlü bir yapıya sahiptir. Ancak yeni doğan bir bebekte bambaşka bir yapıya sahiptir. Ana rahminden çıkan bebeğin kafatası henüz kemik halini almamıştır ve bebeğin kafatası yumuşak bir yapıdadır. Ayrıca kafatasını oluşturan bu 8 kemik birbirine tam olarak oturmamıştır. Kemiklerin birleşim noktaları arasında bıngıldak olarak tabir edilen boşluklar oluşmuştur. İlk bakışta bu bir dezavantaj gibi görünse de, aslen doğumda bebeğin hayatını kurtaran bir özelliktir. Eğer bebeğin kafası tam olarak kemikten sert bir yapıya sahip olsaydı ve arada herhangi bir boşluk bulunmasaydı, doğum sırasında bebeğin kafasının ezilme olasılığı çok yüksek olabilirdi. Ancak bebeklerde kafatası kemiklerini oluşturan kıkırdak ve yumuşak yapıdan dolayı kemikler esneklik kazanarak, eğilme ve bükülme özelliği taşırlar. Fakat sadece esneme tabii ki yetersizdir. Kafatasının esneyebilmesi için de bir alana ihtiyaç vardır. Bu alanda doğum esnasında tam olarak kapanmamış kafatası aralığıdır. Kafatası kemikleri sıkışarak aradaki boşluğu doldurur, hatta birbirleri üzerine doğru çıkarlar, böylelikle kafanın hacmi de küçülmüş olur, bu sayede bebek, kafa hacminin yarısı kadar olan doğum kanalından geçerek sağlıklı bir şekilde doğar. Omurgalılarda iskeletin en üst bölümü, başın şeklini belirler ve içindeki organları korur, kafa kemikleri iki bölümde incelenirler, bu kemikler, içinde merkezi sinir sisteminin oturduğu kemikler ve yüzü oluşturan kemiklerdir. Bu kemiklerden sadece alt çene kemiği hareketlidir, diğerleri birbirlerine sıturalarla kaynaşmıştır. Kafatasını oluşturan kemikler, 8 adet kafa kemiği ve 14 adet yüz kemiği, 6 adet kulak kemikçiği ve 1 adet dil kemiği olmak üzere 29 kemikten oluşur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.